Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Windows 11'e geçmek isteyen arkadaşların sistem gereksinimleri ve bu sistem gereksinimlerine nereden bakabileceklerini tek tek kontrol edeceğiz. Windows 11'de neler değişti? İşte Windows 10 ile 11 arasında hangi farklar var diyorsanız arkadaşlar, çok fazla da şeyin değiştiğini söyleyemeyiz açıkçası. İşte görev çubuğuna yeni bir özellik gelmiş. O da Microsoft'la ilgili. Onun dışında arayüz değişmiş hafiften. Yani öyle hızlı bir şey beklemeyin. Ben bir yıl boyunca daha Windows 10 kullanacağım. Çünkü benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ve Windows 11 öyle hızlı bir panel getirecek de diyemeyiz. Onun için ben bir miktar daha Windows 10'da kalmayı tercih edeceğim. Ama siz Windows 11'e geçmek istiyorsanız o sizin tercihiniz. Şimdi bilgisayarınızın Windows 11'e uyumlu olup olmadığına bakalım. Bunları BIOS'tan bakacağız. Ondan sonra RAM'inize bakacağız. Başka bir özellik olarak ön yükleme özelliklerine tek tek bakmamız gerekiyor ki bunların birisini kaçırırsanız bilgisayarınızdaki Windows 11 kurulumu gerçekleşmeyecek. Tekrardan sizi geriye atacak. Onlara tek tek bakmanız gerekiyor. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Evet sevgili dostlar, biliyorsunuz Windows 11 geçen günlerde yayınlanmıştı. Ve birçok kullanıcı bizlere şu soruyu sordu. Benim bilgisayarımın özellikleri Windows 11'e uyumlu mu diye. Şimdi onlara bakacağız. Sevgili dostlar, ilk bakmamız gereken yer işlemcimizin Windows 11'e uyumlu olup olmadığıdır. İşlemcimizin en az 1 GHz olması gerekiyor. Bunun dışında uyumlu bir 64 bit işlemcinizin olması gerekiyor. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. 32 bit işlemciler Windows 11 uyumlu değildir. Bilgisayarımızın işlemci özelliklerine girelim ve gerçekten bununla örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu buna bakalım. İşlemcimizin özelliklerini görebilmemiz için hemen başlat menüsüne bir kere basıyoruz. Buradan ayarlar bölümünü seçiyoruz. Ayarlar bölümünü seçtikten sonra sistem butonuna bir kere basmamız gerekiyor. Buraya basıyoruz ve aşağı yönlü kaydırdıktan sonra hakkında bölümüne basıyoruz ve burada işlemcimizin özelliği gelecektir. Sevgili dostlar, bakın işlemcimizin ana özelliklerini buradan görebiliyorsunuz. Bizden bir veya üstü istiyordum. Hemen bakıyoruz, bizim bilgisayarının işlemcisi 2.71 GHz olduğuna göre bu özellikle bizim özellikler örtüşüyor. Hemen 64 bit olması gerektiğini söylemiştik sistem türümüzün. Bakın benim bilgisayarımda sistem türü 64 bit olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sizde 32 bitse maalesef siz Windows 11'e geçemiyorsunuz. Şimdi diğer bir özelliğimize geçelim. Diğer bir özellik ise belleğinizin en az 4 GB olması gerekiyor. Eğer sizin RAM'leriniz 4 GB'ın altındaysa maalesef yine Windows 11 kullanamayacaksınız. RAM'inizi yükseltmeniz gerekiyor. Hemen RAM'imize nereden bakabileceğimizi öğrenelim. Başlat menüsüne bir kere basıyoruz ve burada çalıştır yazmamız gerekiyor. Bunu yapmak istemiyorsanız direkt Windows logo artı R tuşuna basarak bu ekrana ulaşabilirsiniz. Ama ben genelde çalıştır yazmayı seviyorum. Bunu yaptıktan sonra aç bölümündeki bölüme DX Diag yazıyorsunuz. Muhtemelen burada büyük halde görüyorsunuzdur. Yine de sesli olarak sizlere belirtmek istedim. Bu ekrana geldikten sonra bellek işimize yarayacak bölüm, bellek bölümünün 4 GB üstü olması gerekiyordu. Hemen sistem bölümünden bellek bölümünü buluyoruz. Bakın burada bellek bölümünü görebiliyorsunuz. Buranın 4 veya üstü olması gerekiyor. Yani 3.9 ise dahi kabul olmayacaktır. Onun için 4 ve üstü bellek türlerini kabul edecektir. Eğer ki sizinki 2 ise 4'e yükseltmeniz gerekecektir arkadaşlar. Hemen burayı kapatıyoruz. Depolama alanınızın 64 GB'dan fazla olması gerekiyor. Bunun için hemen sayfamızı aşağı kaydırıyoruz ve bilgisayarım denen bölüme bir kere basıyoruz. Bilgisayarımızdaki alanı görebilmek için. Sevgili dostlar, bakın benim bilgisayarımda bir disk alanı bulunmakta ve tüm diskim burada gözüküyor. Toplam boyutun
930 GB olduğunu görebiliyorsunuz. Sizde 2 tane disk varsa bunların toplamını alıyorsunuz ve bilgisayarınızın kaç GB olduğunu görebiliyorsunuz. Benim normalde bilgisayarım 1 TB fakat 930 olarak görebiliyorsunuz. Yaptığım format işlemlerinden sonra çoğu alanım kaybolup gitti. Buna da baktıktan sonra diğer özelliğimize geçebiliriz. Diğer bir özelliğimize geçiyoruz. Diğer bir özelliğimiz ise sistem üretici yazılımı, yani BIOS özelliklerinizin yeni olması, yazılımının yeni olması gerekiyor. UEFI'yi destekliyor olması gerekiyor. Eğer ki eski BIOS yazılımını kullanıyorsanız maalesef bilgisayarınızın anakartını değiştirmeniz gerekiyor. Hemen bilgisayarınızın UEFI mi, eski BIOS ayarlarının kullandığını öğrenmek içinse Windows logo tuşu artı R'ye basıyoruz ve buradan yapmamız gereken msinfo 32 yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi BIOS'umuzun eski mi yeni mi olduğunu öğrenmek için bakın hemen şurada BIOS modu denen bir bölüm var. Karşısında UEFI yazıyor benimkinde. Eğer ki sizin bu ekranda bu kısımda BIOS yazıyorsa BIOS'unuz eskidir. Anakartınızı değiştirmeniz gerekiyor maalesef. Bu da biraz zahmetli olduğu için bir yeni bilgisayar alma ihtiyacında bulunabilirsiniz. UEFI yazanlar için herhangi bir sıkıntı yok. Diğer bir adıma geçebilirler. Diğer bir adımımızda ise TPM denen güvenilir platform modülü sürümünün 2.0 olması gerekiyor. Hemen buraya çalıştır yazıyoruz. Çalıştır yazdıktan sonra tpm.msc yazmamız gerekiyor. Bu işlemi bitirdikten sonra tpm'imizin sürümünü görebileceğiz. Burada bize 2.0 demiş. Bakın sürümümüz 2.0 olduğunu görebiliyorsunuz. tpm'imizin de uygun olduğunu gördükten sonra diğer bir adıma geçebiliriz. Diğer bir adımımız ise grafik kartımızın DirectX 12 uyumlu olması gerekiyor. Bunun dışında VDM 2. veya üstü sürümler olması gerekiyor. Bunu da kontrol etmek için hemen yine çalıştır yazıyoruz. Çalıştır yazdıktan sonra DXDIAC yazmamız gerekiyor. DXDIAC. Tüm söylediğim kodların büyük halini burada görebileceksiniz. Yapmamız gereken ekran bölümüne bir kere basmaktır. Bu ekranda ekran bölümüne bastıktan sonra karşılaştırıyoruz. Ne istemişti bizden? DirectX 12 olması gerekiyordu. Bakın burada DirectX 12 sürümünü kullandığımı görebiliyorsunuz. Sürücü modelim de 2.7 olduğu için burada da zaten en düşük 2.0 istediğine göre herhangi bir sıkıntı yok. Bunun dışında ekranınızın 9 inçten büyük olması gerekiyor ve HD çözünürlükte bir ekranınızın bulunması gerekiyor. Bu sistem gereksinimlerini sağladıktan sonra Microsoft'tan Windows 11'i indirip bilgisayarınıza kurulumunu güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi aslında Windows 11'de birçoğumuzun bilgisayarı uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık 4 GB RAM'i herkes kullanıyor. Ondan sonra hepimizin işlemcileri 2 GHz'in üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayarınızın artık Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını kendiniz biliyorsunuz. Tercih sizin. Geçmek istiyorsanız Microsoft'un kendi sitesinde Windows 11'i indirip geçebilirsiniz. Bilgisayarınızı formatlayarak. Bugün sizlerle Windows 11 sistem gereksinimlerini anlattık. Umarım bu video işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.